Bakar mısın? Günaydın. Günaydın. Anne. Günaydın. Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Umarım her şey yolundadır. Bizim evde durumlar böyle. Sabah erkenden kalkıldı. Kahvaltı bekleniyor. Birazcık gergin. Evdeki bütün eşyaları dağıtmakla görevli olan oğlumuz şu an iş başında. Önce mutfaktan başladı. Mesela mutfağın çekmecesindeki yeşil çayı oturma odasına getirmek suretiyle annesine hiç acımadan bütün eşyaları yerlere atıyor. Evet, bu konuda uzman olduğunuzu anladık. Eğitim verebiliriz eğer isterseniz. Tam bir uzmandır kendisi ev dağıtma konusunda. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hani dışarı gidersek unutma diye bunu bana veriyor. Tamam, o yeşil çay alır mısın oradan? Bak, burada da bisküvisi var. Daha neler neler sayın seyirciler. Daha neler neler. Burada ilk dolabı açmışım, sen hepsini dağıttı. Neden? Çünkü diyor ki sen iş yapacaksan ben de dağıtmam gerekiyor diyor. Ben ona kahvaltı hazırlıyorum ya. O da böyle dağıtıyor. Canı sağ olsun. Canı sağ olsun be. Canı sağ olsun be. Canı sağ olsun ya. Su içiyor şimdi. Günaydın arkadaşlar. Ben de tam bu durumdayım. Uykuluyum. Gözlerim şiş. Bugün denize gideceğim biliyorsunuz ama öncesinde benim Demir'i çok güzel bir şekilde doyurmam gerekiyor. Karnı aç. Kahvaltı bekliyor benden. Böyle bakar mısınız? Çok komik değil mi ya? Çok komiksin ya. Dokunmuyorum. Dokunursam çünkü bağırmaya başlıyor, ağlıyor. Stres oluyor yavrum. Onun asla stres olmasını istemem. Tabii ki dağıtacak onun evi. Oh! Döneme değsin. Dağıtsın. Anası toplar. Aslan gibi annesi var. Instagram'dan gelenler inşallah buradadır. Ne zaman kahvaltı hazırlasam Demir'e soruyorlar. Böyle yulafı haşlıyorum mesela. Bir öğünü Demir'e şöyle göstereyim size. Yulafımızı haşladık. Evet arkadaşlar, kahvaltı hazırlığına başlıyorum. Şimdi öncelikle yulafımızı göstereceğim size. Yulafımız böyle haşlandı. Tabii ki bunun hepsini yemeyecek. Birlikte yiyoruz biz. Bunu tabağa alıyorum şöyle. Yani fazla kısmı her zaman yeniyor. Öğlen yiyor enkete. Ben yiyorum. Tarık yemiyor ama ben yiyorum. Bu sefer biraz çok koymuşum. Şöyle neredeyse bir kase yulaf. Bunu nasıl haşladığımı söyleyeyim size. Su koyuyorum. Çok az süt koyuyorum. 2 yaşından sonra aslında süt kullanılıyor. Ama 1 yaşını geçtikten sonra ben böyle tadımlık koyuyorum. Yani 1-2 kaşık böyle diyebilirim size. Öyle öyle yavaş yavaş alıştırıyorum. Sonra şöyle fıstık ezmeleri var. Böyle bir tane fıstık ezmesi koyuyorum. Çok az tatlandırsın diye. İçine. Meyveleri, fıstık ezmesini tamamen karışmadan koymayın. Lezzeti değişiyor çünkü. Bu arada fıstık ezmesi, dışı muz falan koyacağız. Ya da işte böyle hindistan cevizi falan da koyuyorum ben üstüne. Bunları piştikten sonra koyun arkadaşlar. Böyle ocaktan aldıktan sonra güzelce bir fıstık ezmesini karıştırıyorum. O zamana kadar soğuyor zaten. Muz koyana kadar. Sonra bunun içerisine ceviz koyacağız şimdi. Şöyle bir avuç ceviz ama tabii ki bunun hepsini yemiyor. Dediğim gibi birazını da ben yediğim için bunun en fazla 1/3 kısmını yiyecek. O yüzden cevizi birazcık fazla koyuyorum. Şöyle bir poşetin içerisine koyup ezip ondan sonra içine koyuyorum. Her sabah 2 parça yiyor o cevizlerden bu arada. Hani bunun içine koymasam bile farklı şeylerin içerisine koyuyorum. Badem vermeye çalışıyorum. Badem unuyla yumurta falan yapıyorum. Onların tariflerini böyle ara ara vereceğim size merak edenler için. Tabii her çocuğun damak zevki farklı. Ben Demir'in damak zevkine uygun kahvaltılar hazırlamaya çalışıyorum. Başlarda mesela Demir de çok fazla bir şey yemiyordu.
Allah Allah dedim, neden bu çocuk yemiyor diye düşünürken sonra dedim ki farklı farklı şeyler denemem gerekiyor. Her gün bir şey denedim. Her gün bir kahvaltı şekli, işte yemek ne seviyor, tereyağını seviyor mu, işte normal ayçiçek yağı mı, zeytinyağı mı? Hepsini tek tek denedim. Hepsiyle, ya yani yağlarla bile ayrı ayrı yemek yaptım. İnanın bunda bile çocuğun damak zevki değişiyor. Neyi yemek istiyorsa, bazen şeyin modu da düşük olabiliyor. Tam karnı acıkmamış olabiliyor. Mesela doktorlar genellikle diyorlar ki ara öğün verin. Ama ben ara öğün verdiğim zaman normal yemeğini yemiyor. Ara öğün yine veriyorum ama arasında en az 3-4 saat olması gerekiyor mesela. Bu açlık süresini çok iyi ayarlamak gerekiyor bebeklerde. Yoksa hayatta yemiyorlar arkadaşlar. Yani birçok tanıştığım bebek de öyle, Demir de öyle. Yani karnı iyice acıkmış olacak. Sabah kalktığında mesela biberonu bazen boş bir şekilde yatağın üzerine duruyor. Direkt biberona sarılıyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey aslında şu. Yani sabah erkenden kalktığında çocuğa direkt mama verirseniz evet çocuk mamayla da durur. Mamayla da karnı doyar. Ama önemli olan artık öğüne geçmek. Yani kahvaltı öğünlerine geçebilmek. Ben o yüzden sabahları uyandığında hiç neredeyse hiç mama vermiyorum. Çok nadirdir yani. 5 parmağımın 5'ini geçmez yani senede verdiğim mama sayısı. O da çok uykusuzsam ya da gerçekten karnı çok aç bir şekilde ağlayarak uyandım. Çok nadir yani. Onun dışında hep kahvaltı yapıyor. Yani biz 6 ay geçtikten sonra düzenli bir şekilde kahvaltı yapmaya başladık. Ve şunu da istiyorum hani kahvaltı yaparken, yemek yerken keyif alsın yiyeceklerden. Ve 6. 7. ayda hiçbir şey yemedi aslında. Çok azar azar yedi. Sonrasında psikolojik mantıp anne göre etkileniyorsunuz. Onu da yesin, bunu da yesin diye. Hiç çizgi film izletmeyecek olan ben 8. ayın sonunda artık hani dedim ki yavaş yavaş izletip acaba yemekleri böyle mi yedirsem diye düşündüm. Ve bir gaflete düşüp çizgi film açmaya başladık yemek sıralarında. Bir de Demir iki dil konuşturmaya çalışıyoruz. Ben Rusça konuşuyorum genellikle. O yüzden dedim ki çizgi filmlerden hani Rusça izler, o şekilde Rusça öğrenir diye düşündük. Yani içimi rahatlatacağım, oradan dil öğrenecek ya. İşte saçma sapan şeyler, neyse. Sonra işte böyle Rusça çizgi filmler açmaya başladık. Baya baya. Ortalığı birazdan göstereceğim size. Rusça çizgi filmler izletmeye başladık yemek aralarında. O kahvaltısı ne güzel yapıyor. Çizgi filmi açtık. Çocuk böyle oraya kilitleniyor. Ben hemen ağzına tıkayım yemekleri. Öyle bir şey var mı ya? Çocuk nasıl yemekten tad alacak? Çocuk kilitleniyor zaten oraya. Çocuğun beyni nereye geçiriyor o ekran? Geçiriyor gerçekten yani. Sonra bir ay falan böyle devam etti arkadaşlar. Lavaboya gidiyorum ama 5 dakika bir istesem ben bir lavaboya gideyim geleyim. Öyle bir dünya yokmuş. Bırak park beşiğin içine çıkamayacağı bir yere. Ağlasın bir tuvalete çık. Böyle bir dünya yok. Kendimi şu an sinirlendim öyle için. Sonra biz bir ay falan izlettik. Yani bir ay böyle yani bir gün izlettik bir gün izletmedik falan derken bir ay bu şekilde devam etti. Sonra doktora gittik. Çocukların bir yaşı genellikle doktorların rejimine tabi tutuluyor. Artık hani yürümeye başladıkları dönem genellikle onun dışında işte tepkilerini ölçebildikleri bir dönem. O yüzden Demir şöyle yürürken doktor sürekli göz teması kurmaya çalıştı. Baktı ne yapıyor, arabayı sürüyor mu sürmüyor mu vesaire falan diye. Sonra Demir bütün hani doktorun gözlemlediği her şeyi yaptı aslında bir şey hariç. Kelime çıkarması gerekiyormuş bir yaşında aslında. Çıkartmayanlar da var bu arada, buna bu kadar takılmamak gerekiyor. Ama çizgi film mi izletiyorsunuz zaten? Böyle kafalar eğildi tabii. Sanki şey dermiş gibi söyledi ama siz ne biçim anne babasınız der gibi. Ya bilmiyorum çok katı kurallar doktorların biliyorsunuz. Ben direkt vicdan ya evet dedim hocam hani yemek aralarında izletiyoruz sadece 5'er dakika falan. İzletmiyorsunuz direkt kesiyorsunuz dedi. Ben sana dedim izletmeyeceğiz dedi. Ama dedim yemek yemiyor. Hayır dedi sen dedi çizgi filmi keseceksin. Ve dedi ne kadar yediriyorsam normalde çizgi filmden sonra da aynısını yedireceksin dedi. Bununla bir alakası yok dedi. Demek ki ya bazı şeyler psikolojik gerçekten. Sonra bu arada muz ekleyeceğim bir tane de. Büyük olduğu için normalde yarım muz diyor. Sonra doktor böyle söyleyince böyle bir eve gittiğini düşündüm. Acaba dedim hani
Ben mi kendimi kandırıyorum? Hani rahatıma geldiği için mi bunu yapıyorum diye düşünüyorum. Evet, rahatıma geliyor. Rahat rahat oradan bakarken benim onu yedirmem. Hani süreyi uzatmadan o rahat yemek ki onun karnı doyuyor. İşte ben daha rahatım. Konforum yerinde. Kendi konforum için aslında bunu yaptığımı fark ettim. Sonra kestikse de anlattım ya süreci. Kestik öyle bir. Denedik. Şu an yaklaşık 15 gündür, 20 gündür falan herhalde. Hiç çizgi film izlemiyor diyebilirim. Hiç ya yani ekrandan görmezse onu bir çocuklar mocuklar yanında izlemezse asla böyle ilgisini çekmiyor. Ve değişimleri size anlatayım arkadaşlar. İzlet ne olacak ki diyenler için. Çizgi filmi kestikten sonra odakları daha farklı olmaya başladı. Tamam anne. Acıktın mı? Ah. Acıkmış muz istiyor. Al onu. Onu ye. Odak noktaları değişmeye başladı. Kendini daha iyi ifade etmeye başladı. Hırçınlıkları gitti. Daha çok hırçınlığı var. Çizgi film izlediği zamanlarda. Kötü yönde etkilediğini ben düşünüyorum. Yani eğer izletiyorsanız, benim gibi böyle bir gaflete düştüyseniz bu süreçte olabildiğince dikkat edin arkadaşlar. Çocuğumuzdan değerli hiçbir şey yok. Yani yanında abisi izliyordur, odur, şudur, budur. Hani ama sürekli önüne telefonu koymaktan vazgeçin. Çizgi film açmaktan vazgeçin. İlerleyen zamanlarda onun da zamanı var. Yani ben deniyorum ki tamamen kesin. Tabii ki bilmiyorum, ben tamamen kesemedim. Televizyon en azından, ama bakmıyor televizyona. Kahvaltı bekliyor açıktı. Muzun üzerine Hindistan cevizi, biraz da kakao ekleyeceğim. Çok az kakao ekliyorum yalnız. Fazla eklemiyorum. Öyle süreci anlatmak istedim size. Sadece şu an Demir normalde yediğinden daha fazla yemeye başladı. Çizgi filmi kestikten sonra odak noktaları çok güzel bir şekilde şekillenmeye başladı. Çünkü normalde kilitlenip kalıyordu bir şeylere. Onu ben fark ettim ya. Siz fark ediyorsunuz inanınca. Evet, şimdi avokadoya geçiyoruz. Avokadoyu peynirle veriyorum. Çünkü peynir yemiyor. Avokado sevdiği bir yiyecek. Sevdiği yiyeceklerle sevmediği şeyleri karıştırmaya çalışıyorum. Bu şekilde alması gereken vitaminleri alıyor. Şöyle avokadonun 1/3'ünü diyebilirim. Onu güzelce bir doğruyorum arkadaşlar. Sonra eğer çocuğunuz peynir sevmiyorsa, yani ekşi geliyorsa, birçok kişi yediremiyor benim gibi, yoğurt vesaire sevmiyorsa, birçok markanın peynirini denemeniz gerekiyor. Sadece bir peynirle kalmamanız gerekiyor. Ben bütün pazarları dolaştım. Bütün işte marketlerden almadım. Sonra doktorumuz, Demir yavaş anneciğim. Sonra doktorumuz dedi ki lokum kıvamında bir peynir var. İşte Ekici'nin, Murat Bey'in galiba o markaların. Şöyle göstereyim, marketlerde bulabilirsiniz. Bu peyniri bir deneyin. Çocuklar bunu seviyor. Ekici'nin şu lokum kıvamında olan peynirini deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu çocukların çok sevdiği bir peynir. Yaklaşık kibrit kutusu kadar veriyorum Demir'e. Çok seviyor. Avokadoyu çok seviyor aslında, peyniri değil ama. İkisini birlikte böyle yediriyorum. Yani şu kadar falan verdiğim peynir. Şöyle göstereyim. Bu da diğer bir öğünü. Bunların hepsini yiyor bu arada. Yemiyor gibi düşünmeyin, yiyor. Bunu eziyorum çatalla. Bu arada ben blender kullanmıyorum. Çorbaların dışında mercimek falan yaptıysam. Mercimeği pütürlü bir şekilde yemiyor çünkü. O yüzden blender kullanıyorum. Onun dışında blenderla yedirmek biliyorsunuz refli yapıyor. O yüzden blender çok fazla kullanmıyorum. Az önce şarj bitti. Şimdi avokadomuz da bitti. En son göstereceğim burayı size. Sonra bir yumurta sarısı. Bizimki akını yemiyor hiçbir şekilde. Sadece böyle avokadoyla falan karıştırdığım zaman yiyor. Ya da işte onun yerine çorbalara ekliyorum. İşte ekmek falan yapıyorum Demir'e. O şekilde yedirebiliyorum. Öğlen atıştırmalığı yapıyorum ona genellikle. Bio Gurme'nin laktozsuz labnesi var. Genellikle bunu kullanıyorum. Organik pınarın labnesi falan var. Onları da kullanabilirsiniz. Bundan şöyle yarım tatlı kaşığı kadar ekliyorum. Bunu çatalla yine eziyorum. Bunu her gün mutlaka ki yedirmeye çalışıyorum. Her gün yiyor yani. Yemediği çok nadirdir. O da yani 10 parmağın 10'unu geçmez. Her gün bir yumurtasını mutlaka yer. Ya da yoğurt çorbası yaparım. Onun içerisinde yer. Yumurta çok önemli. O yüzden her gün yumurtasını
yaparım, yedirmeye çalışırım. Hani sabah önünde yemediyse öğlen saatlerinde yaparım, yedirmeye çalışırım yine. Yani beslenmesine çok önem veriyorum. Beslenmesi çok önemli beyin gelişimi için, özellikle 3 yaşına kadar. O yüzden bu konular bizim en çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Tabii ki birçok şey maddiyata bakıyor, bunun da farkındayım. Bana bunu da yazan olacak. Organik bebeği beslemek bile biliyorum her şey maddiyata bakıyor. Şu anki Türkiye koşullarında da çok zor. Ama olabildiğince, gücünüz yettiğince bebeğinizi organik beslemeye çalışın. Mesela Bim'in yumurtalarını alıp bebeğinize vermeyin. Çünkü hiçbir şekilde onun içerisinde protein yok. Yani oradan çocuk zaten protein almayacak. Onun yerine işte köylere gidin, köylerden yumurta alın. Bizim hemen karşı taraf köy aslında. Burası şehir merkeziyle köyü birbirine bağlayan bir nokta. Yani şehir merkezinin içinde küçük bir köy var diyebilirim. Kırcağım köy diye geçiyor. Oralardan mesela işte süttür, yumurtadır alabiliyoruz. İşte organik sebzelerden alabiliyoruz. Ben genellikle Demir'i böyle beslemeye çalışıyorum. Onun dışında organik sebzeden marketler var. Genellikle oradan alıyoruz elimizden geldiğince. Hani şunun farkındayım diyeceksiniz. Ceylan bunların hepsi maddiyata bakıyor diye, bebek beslemek diye. Yani bu sadece sabah kahvaltı. Onun dışında o kadar çok öğün yapıyorum ki ben Demir'e. Birçoğunu organik. Demir'in aylık mutfak masrafı gerçekten çok maliyetli. Rabbim herkese alma gücü versin, imkan versin. Sadece bunu söyleyebiliyorum. Dua ediyorum. Bütün bebekler organik beslensin. Bütün bebekler en güzel şekilde beslensin. Bir anne olarak tek dileğim budur. Şimdi şöyle menüleri göstereyim arkadaşlar. Muzlu yulaflı böyle bir menümüz vardı. Buna bayılıyor. Buna en son veriyorum bana. Sevdiklerini en son verirseniz ya da aralarda verirseniz, hani kandırma yöntemiyle devam ediyoruz şu anda. Mesela yumurtayı sever. Şöyle açsa direkt yumurtayı ağzını açar ya, hiç açmamazlık yapmaz. Mesela bu çok çok sevdiği bir şey değil. O yüzden bir ondan bir bundan bu şekilde karıştıra karıştıra veriyorum. Bunun hepsini yemeyecek bu arada. Bunun yani 1/3'lük kısmını yiyecek. Kalan bütün her şeyi bitirir. Şimdi görürsünüz zaten yediği zaman da. Günaydın da herkese. Işık ters gelmiş, karanlık çıktı biraz. Şimdi ayarlayacağım onu. Evet, önce güzelce yerleştiriyoruz. Bu arada hareketli bebeğiniz varsa sağlam bir mama sandalyesi alın. O plastiklerden kendini atıyor çünkü. Demir atıyor en azından. Şöyle bir mama önce. Önüne oyuncakları böyle atıyoruz. Oynayabileceği şeylere. Sonra başlıyoruz yemek yedirmeye Demir'e. Açacağız. Şimdi avokadodan vereceğim. Bakın şimdi suratına bakın. Şimdi ağzını açmayacak mesela bunu tekrar verdiğimde. Bakın atmaya çalışıyor ağzına. Nem 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 nem. Nem 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 nem. Ve bir ara gaz veriyorum Demir'e. Aç annem ağzını. 2 kaşık ondan verdim ya, şimdi ödül. Onu yedin, teşekkür ederim diyorum sana. Ve ödülünü şundan veriyorum. Begoş yapma. Ay, aldız. Bakın, yumurtası bitti. Aferin benim oğluma. Darısı, avokadomuz ve peynirimizi. Aralarda su vermek gerekiyor. Şimdi su vereceğim. Bak diyor ki onu yemek istemiyorum demek bu. Muzu yulafı verdikten sonra seviniyor, yiyor. Böyle muzla devam ediyoruz. Çünkü şu an sinirli. Avokado versem kızacak bana.
O yüzden yulafla devam edelim. Bir tane daha yulaf verip ardından avokadoya döneceğim. Bebek bakmak öyle kolay bir şey değil tabii ki. Değil mi oğluşum? Ben de kolay bir insan değilim de. Hadi iç suyunu. Oh yarasın. Evet, şu tabağı göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi yani bir şuradan yedi, bir buradan yedi. Baya baya yedi. Onun için yeterli. Yumurtası bitti. Avokado bir kaşık kaldı. Onu yemese de olur. Zorlamıyorum. Karnı tamamen doydu çünkü ve sinirlendi şu anda. Elini yüzünü silip kaldıracağım onu orada. Şu an oyun oynamak istiyor tabii ki. Seni yerim. Doydun mu? Annem. Evet arkadaşlar, şimdi denize gideceğiz. Annemler geldiler, ben hazırlığı yaptım ama Demir'in uyku saatine denk geldi. Kucaklayıp mecbur götüreceğim. Annem çantamı getirdi. Şöyle çantamı göstermek istedim ben de size. Daha önce paylaştım buradan bilmiyorum ama annemin yan komşusu kadın girişimci. Böyle güzel çantalar yapıyor. Maaşlı aldığımız. Harika bir çanta modeli yapmış bana da. Ben ona sadece gösterdim. Böyle bir çanta istiyorum. Bana yapabilir misin? Tatile gideceğiz dedim. Yaparım dedi. Hem de alasını yaparım dedi. Gerçekten çok güzel yapmış. Ben özellikle mesela böyle yandan cepler istedim ondan. Hani demirin şöyle soluğunu falan koymak için. Özellikle bebekli anneler ya da işte telefonunuzu falan koymak için de çok güzel olur. Hani bebek çantası kullanmama gerek kalmayacak. Ben aslında bunu daha çok hani bebek çantası almaktansa küçük böyle şeyler oluyor. Bölmeli organizerler oluyor. Onlardan böyle demirin eşyalarını içerisine atarım. O şekilde kullanırım diye düşündüm. Cepleri de çok güzel. Bunu alıyor çok güzel. Islak mendille girdi kocaman. Öyle söyleyeyim size. Islak mendili böyle içine atacağım. Mesela suluğumuz yanımızda, çayırmıyoruz. Demir çok su içiyor. İşte ufak tefek eşyalarımı koyacağım. Baya baya geniş yapmış içine. Çok geniş, çok güzel. Plan tam istediğim gibi olmuş. Şöyle takıp çıkmalık. Harika bir çanta yapmış. Buraya da Instagram hesabını ekleyeyim. Sadece bu reklam değil bu arada. Kadın girişimci olduğu için desteklemek amaçlı paylaşıyorum. Hem de gerçekten el işçiliği çok güzel. Instagram adresini paylaşayım size burada. Yani birçok markaya taş çıkartır. Bu arada bu Miu Miu'nun bir modeli. Büyük bir marka var ya. Aynısı gibi yaptı. Sadece üstünde Miu Miu yazmıyor. O kadar diyeyim size. Harika olmuş. Evet, şimdi biz hazırlandık dediğim gibi. Demir'i kucaklayıp götüreceğiz. Taksi bekliyoruz. Bu da annemin bana ördüğü çanta. Bunu sürekli takıyorum. Şeyi çıkarttı Demir. Buraya şey koymuştuk ya. Çekti çıkarttı. Ciddi mi? Beni çıkarttı. Böyle kullanan ne demek istedi herhalde. Bu da çok güzel. Bunu da çok seviyorum. Ay, evet geldik. Burası kayalık bir yer. O yüzden bot getirdiğimi söylemiştim size. Şöyle botu şişiriyoruz şu anda. Birazcık da rüzgar var. Yerimizi almışlar. O yüzden üzüldük birazcık. Orayı bekleyeceğiz. Birazdan belki oraya geçeriz. Orası daha yakın çünkü denize. Şimdi şişirelim şu botu. Demir birazcık burada oyalansın. Sonra denize gireceğiz. Dişlere bak, dişlere. Evet, biz denize girdik çıktık. O arada annem baktı Demir'e. Şimdi annem girecek. Sıra sıra giriyoruz. Sonra yemek yemeye geçeceğiz. Ya şunu ne oldu, burnuna bak. Suyu kirlenmiş. Suyunu bir değiştiririz. Yemekten sonra değil mi annem? Anneciğim, annem, 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 annem. Erkem. Evet, anneannesi orada yüzüyor. Demir bak anneanneye. Bay bay bir anne sana. Hadi git de. Bay bay yap anneanne. Gelecek o da. Suya girmek istiyor. Suya girmek istiyor. Evet.
Evet, yemeklerimiz hazırlanmış. Şöyle balık yiyeceğiz. Köfte var. Ay çok güzel sofra kurmuşlar bizim için. Teşekkür ederiz. Çok güzel olmuş. Bakın böyle bir yer. Geldiğimiz yeri şöyle göstereyim. Biz şu kısımda oturuyorduk. Buraya da masamızı hazırladılar. Demir yanımda. Aşkım. Arkadaşım Aylar. Evet, Aylar bize bugün çok güzel bir gün ayarladı. Gerçekten çok güzel oldu. Çok güzel bir sofra hazırlamışlar. Denizimize girdik. Yemeğimizi yiyeceğiz. Harika bir gün oluyor arkadaşlar. Annem de yüzsün gelsin. Birlikte yeriz. Ama Demir nasıl tatlıcım onu bilmiyorum. Tavuk yiyelim. Bak parçası çok. Her bir kapıyı parçalıyor. Evet, doymayanlar var. Mehri teyze tavuk söyledi. Doymadı. Ben doymadım dedi. Yedi yedi doymadım. Ben balıktan doymadım. Ne ya bu? Kaldırdınız kadını. Bunu yiyecek bir tane daha yemek isterim dedi. Buna da doyum. Balık yedi bir porsiyon. Hala doymuyor. Sen ne yapıyorsun? Alacağım şimdi, sinirlendi. Demir de yüzdürecek. Uyku geldi herhalde. Uyutayım ben anne onu. Deniz çok güzel. Demir uyutayım biraz uyuyayım. Annemdeyiz. Ay deniz çok güzel. Kedilere gidiyor bak bak bak. Kediler istiyor. Ne var annem orada? Ay! Bak burada burada. Ne var orada annem? Gel de. Korktu. Arkadaş de. Anne seni yerim ben. Kalkışa bak. Dikkat et. İnanılmaz bir rüzgar çıktı şu an. Yemeklerimizi yedik. Demir'i uyuttum. Annemler yüzmeye gitti diğer tarafa. Orası biraz daha sakin. Biz burada oturuyoruz. Biraz sohbet edelim dedik. Annemler yüzerken. Ben Demir'in başına duracağım. Sonra annemler gezdik. Biz denize gireceğiz. Zaten saat 5-6 olur. Sonra da eve geçeriz diye düşünüyorum. Çıktık denizden. Hepimiz çok yorulduk. Ne gördünüz burada, ne gördük? Kedicikler. Ay, çok tatlılar, minik minik. Turist Ceylan evine gidiyordu. Benim ıslak mendillerim evden almış, çantasına koymuş. Ben de ıslak mendil var diyor. Demir. Kediler ne diyormuş? Yav diyormuş. Uykudan uyandı, birazcık huzursuz. Valla şehrin ortasında denize girdik. Şimdi eve gidiyoruz. Uyandırdık.
Işıklar tarafındayız bu arada. İlk defa gittim buraya da. Uyandın mı sen Barkut? Güzeldi, evet. Çok güzel yüzdük ya. Su çok güzeldi. Minnacık kedileri gördük. Sıcacıktı böyle. Sen söyleyince ben İyi geldi. Şimdi eve gideriz, yemek hazırlarım. Yemek yeriz. Gerçi benim karnım tok da. Tarık hazırlarım. Hadi bakalım. Evet, denizden geldiğimiz belli. Her yer deniz eşyalarıyla dolu. Çarşafları falan değiştiriyoruz. Demir'le annem duş aldılar. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ya. Gel buraya gel. Bak şimdi gel. Evet, dikil 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 dikil. Sen nereye gidiyorsun? Özlemiş anne size. Gel. Gel buraya gel. Özlemiş, kaç zamandır yoktun kaç. Hadi. Kaç? Güzel olmuş. Maskeli beşler. Evet, ütüyü buraya getirdim. Burada sadece klima var. Şöyle ütü masasını yerleştirdim. Ütülerimi yapacağım. Oh, geldiğimiz gibi bütün çarşaflarda ne var ne yok arkadaşlar. Buraya böyle serdim. Burası çamaşırların yıkandığı yer. Dedim ki bugün bütün işlerimi bitireyim. Yarın misafirim gelecek çünkü ve cilt bakımına gideceğim. Cilt temizliği yaptıracağım. Öyle şu makyaj malzemelerim falan baksanıza ne kadar dağınık gözüküyor. Buraların hepsini şimdi hop şık diye toplayacağım. Yani biz bu yatağı senin için değiştirmemiştik Vega'cığım. Ne yapıyorsun orada? Vegoş. Oh. Rahat yerinde. Bak 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 bak. Evet arkadaşlar annem gitti. Berat su kaldı. Çünkü yarın benim cilt bakımım var. Berat, Süle, Demir, Tarık birlikte oyun parkına bırakacağız. Evet, oyun parkına gideceksin yarın. Bir saat falan zaten işim var. Sonrasında akşam misafirlerimiz gelecek. Onlar için şimdiden yine hazırlıyorum. Yarın çünkü zamanım olmayacak. Sabah erkenden kalkıp diğer işlerimi yapmam gerekiyor. Ben karnıyarığı böyle yapıyorum. Çok fazla yağlı olmasın diye bir şeyden açıyorum. Biraz fırında ısıtıyorum. Ondan sonra içini döküyorum arkadaşlar. Böyle daha az yağ oluyor. Çünkü yazın yenmiyor. Karnıyarık başka türlü. Ben de patlıcanı çok severim ama Tarık sevmez. Ben patlıcanı bütün mezeleri severim mesela. Tarık da yer ama benim kadar değil. Sevmez yani. Sen yemek yer misin akşam? Ben acıktım. Şu an acıktın mı? O zaman Barak su yemek yer. Gece gidiyor. Yaptı hareketlere bakar mısınız? Hareketlere bak. Evet arkadaşlar. Bebişi uyuttum. Yemeği yaptım. Söyledim bilmiyorum ama bebişi uyuttum. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama karnıyarım burada. Fırında. Buranın işi biliyorsunuz ki kötü. Karnıyarımız pişti. Çok da lezzetli oldu. Yarın sabahtan onu kaldıracağım. Dolaba koyacağım. Berak bugün bizde kaldı çünkü yarın bankaya gitmesi gerekiyor. Annesiyle birlikte bankaya gidecekler. İşleri var. Ve benim yarın bayağı bir işim var. İşte cilt bakımına falan gideceğim. Muhasebe işlerim falan onları halledeceğim yarın. Bir de bilgisayarda yapmam gereken şeyler onları halledeceğim. Böyle güzel bir gün geçirdik. Umarım siz de bizimle birlikte keyif almışsınızdır. Özellikle deniz çok güzeldi arkadaşlar. Bir de yeni saçıma bir şey kullanıyorum. Neydi ya? Böyle bir serum, saç serum, ısıya karşı koruyucu bir serum. O kadar güzel kokuyor ki mis gibi. Saçlarım da toparlandı bayağı bir. Ne alaka bayılmış. Ben sudan böyle çıkınca da duş alıp saçlarımı kurutup o kremi kullanıp çok iyi hissettirdi bana bilmiyorum. Bakımımı yapacağım şimdi. Normal rutin günlük bakımımı yapacağım. Ve sonra da uyuyacağım. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.